Çocuğun aklına takılmış. Ha, şu ortadaki yapıştı. Güzel akçayımıza sizi de bekleriz. Fakir fakir. Hepsini alıyorum. Alıyorsun. Onlara söylemek istediğim bir şey var mı? Yola çıkalım. Böyle çıkarmışta kalıyor. Yani videoya ancak böyle başlayabilirim. Akçaya gideceğiz şimdi. Bir de aşağıdan ve daha böyle dursam, daha uzak dursam. Diyorum ki bu video vlog olsun. Çünkü bayağıdır vlog çekmiyorum. Bir de evde otur artık. Zaten hiçbir şey de yapamıyorum. Bakalım eğlenceli olsun ya. Lütfen çok eğleneyim. Ve sağ salim, sağlıklı bir şekilde gidip döneyim lütfen yani. Koronadan artık bıktık ya. Bazı insanlar 10 yıl sürebilir falan diyormuş. Ne olur öyle bir şey olmasın ya. Neyse. Şu çantama minnoşluğu. Bir de şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Buna eşyalarımı yani bir bavul aldım bir. Bir de işte makyaj çantamı falan buna koydum. Ay böyle bayağıdır anlatmıyorum, çok değişik geldi. Bu da halam, benim ressam. O kendi tablolarından böyle çanta yapıyor. O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Hatta şurada imzası da vardı. Bulamadım, bir dakika. Burada. Zuhal Neccar. Aşırı güzel. Tabii içi o kadar dolu ki. O kadar. Şu makyaj çantam. Bunun içinde o kadar az şey var ki şu an. Sadece bunu Fransa'dan almıştım ve uzun zaman hiç kullanamamıştım. Böyle şeyli, yastıklı makyaj malzemeleri kırılmasın diye. Bayağı makyaj blogger gibi konuşma. Yazın tatil de yapmadım ben. Yani bence hiç kimse bir şey diyemez. Millet çatır çatır tatil yaptı. Kimsenin de umurunda olmadı yani korona. Benim umurumda, korkuyorum da öyle kafeye falan gitmeye. Çok da bir yere gitmek düşünmüyorum. Gidersem de açık alan böyle hani kafe değil yani. Belki bilmiyorum ne yaparım. Hiçbir fikrim yok. Sadece şu an konuşuyorum. Vloga böyle başlamış olmak istedim. Bence artık yola çıkalım. Yolda bir şey mi tutmayacak? Cam bardağımın başına bir iş geldi de o yüzden kağıt bardağa döndüm. Kuzenim burada yaşıyor. Dün geldik ya sohbet etmekten falan. Gece zaten bayağı bir geç yattık. O sırada da video çekemedim. Şimdi artık tabii sabah oldu. Balkonda kahve içeceğiz. Yani vlog böyle devam ediyor. Çok üşüdüm. İçerideyim. Çok üşüdüm. Çok. Anneannem içli köfte yapıyor şu an. Eğitim gibi oldu. İçli köfte nasıl açılır? Bu içli köfte. Bu analık. Bir bana bak, biliyorum ya. Ay, kızım daha demin aldım. Ne yapacağım? İzmir gibi gösterip bu ne oluyor? Mami, de... hepsini alıyorum. Almıyorsun. Hiçbir şey almıyorum. Kuzenim Begüm Akçay'da yaşıyor. Hello. Hello. Kuzenim Begüm, onun yanına geldim Akçay'a. Şimdi Ören'e gidiyoruz. Dışarıda çekeriz de dışarıda çekince insanlar bakıyor birazcık. Yani yoz oldukları için. Hayır, feribotta gelirken video çekiyordum biliyor musun? Yandaki arabadaki adam dönüp bana böyle tip tip baktı. İnanılmaz rahatsız yani oldum. O kadar ki ellerinden telefon düşmüyor. Evet ama işte kendini çekince biraz acayip kaçıyor insanlar için. Ben mesela seni yadırgamıyorum şu anda. Çünkü sen kuzeninsin. Normal bir insanı yadırgamam.
Size yeni yerleri de gösteririz. Belki siz de gelirsiniz. Şey gibi, Akçay turizmi. Güzel güzel Akçay'ımıza sizi de bekleriz falan. Yani maskesiz biri geçti de abi bir de ileri bakıyor asla. Seninle göz göze gelmiyor. Oğlum burası genelde hep sakin ha. Evet, yazın da sakin. Yazın da sakin. Yememe ihtimali. Buranın bence orta kumpiri çok güzel dedi de. Yani. Begüm. Ben burada harika ya. Böyle kumpir mi yedim yoksa ya? O kadar yumuşak bir şey ki patatesin patates olduğunu bile anlamazsın. O kadar güzel. Kaşarlı onu öyle bir böyle bağdaştırıyorlar ki böyle bir şey olamaz yani. Hadi ya. Ya ben burada bir şey yedim, şurada bir yerde yedim galiba. Da yiyoruz biz. Burası da kapalı dondurmacı. Hazır dondurma alalım. Bari gel yani, isterler mi onu da bilmiyorum da. Dur bakayım şurada da bir tane dondurma var. İşte şuradaki ama dondurmacı vardı, ben oraya gidiyordum. Kapalı. Of ya. Ay acını açık. Gel şuradan hazır alacağız o zaman varsa. Hazır dondurma alacağız abi. Çok da canım çekti. Peki. Ay çok güzel görünüyor. Bu çilekli mi oluyor acaba? Onda evet çilek de var. Çikolata var içerisinde. Kadına afiyet olsun mu dedim? Evet afiyet olsun dedim kadına. Ya bir şey diyeyim, böyle dondurma almayı özlemişim ha. Ama hayatımda gördüm. Çektin mi orayı? Çektim orayı. Gördüm en düzgün böyle düzgün bir şekilde dizili algı evet da ya, şeydi çok yani. İyiydi gerçekten. Genelde hep çok karışık olur ve bulamazsın bir ya şey aradığını. Görmedim. Hiç öyle değildi. Dümdüz. Bu kadar muntazam olamaz yani. İçinden nasıl bir şey çıktı? Nasıl ama şey? Ana! Ya hayatımda hiç dondurma yememiş insanlar gibi davranmamız. Gerçekten. Allah'ım şey, biz fakir fakir. Fakir fukara garip kuraba. Fakir fakir. Fakir fakir ne ya? Ya bu o kadar güzel değilmiş bu arada söyleyeyim de. Çok da anlamam bir şey yok. Piknik yapıyorlar. Bunların hepsi otel mi bilmiyorum. Bazıları otel. Şunlar falan. Otel bir de kafeleri falan var. Şu an açık değil herhalde koronadan dolayı da. Şunlar. Hepsi taş. Çok güzel. Videoyu çekince daha böyle bir cool içmeye başladı. Abi neden? İnsanlara söylemek istediğim bir şey var mı? Garip bir şey anlatacak da. Evet anlat, merak ettim. Anlatayım. Geçen kasaba gittik. Daha gizemli anladın. Daha bir renkli. Kasapta kapıdan girdik. Kasapta işte sucuklar falan hazırlanırken abla geldi Nihan'ın yanına. Nihan'a başladı demeye, senin gözlerinde sıkıntı var. Senin diz kapağında sıkıntı var. Gözünde arpacık çıkacak. Arka dişlerinde problem var. Böyle saymaya başladı abla. Hepsi ben... Hepsi doğru ama tabii bu arada. Ya Nihan da bunların hepsini doğruluyor. Ya evet abla. Ama, abla, evet. Ama doğru. Ondan sonra VP'yi çekti yanına. VP'ye dedi senin 3-4 yıla kadar kılların dökülecek. Bütün saçların dökülecek. Nasıl ya? Böyle şeyler Hikmet demeye başladı. Full, ama Hikmet diyorum. Ben bir de full kıl yani. Çay içiyorum. Gidiyorum kasap abi arkada sucukları doğruyor. Onunla konuşuyor. Ondan sonra kadına yanına gittim bunları demeye başladığında. Gittim dedim abla sen ne anlatıyorsun? Aynen böyle dedim ya abla ne anlatıyorsun? Dedi işte ben dedi 7 yaşımda fark ettim bunu dedi. Ben dedi özel bir insanım dedi. Mesela ben burada 9 aydır çalışıyorum. Burada 7. kişiye yaptım bunu. Herkese olmaz. Gençlerle çalışıyoruz biz falan. Aldık ben çıktım dükkandan. VP çıktı, Ceren çıktı. Nihan gelmiyor. Abla Nihan'ın kapının önüne çıkarttı bir şeyler de anlatıyor. Ama Nihan'a demiş ki... Hiçbir maddi karşılıkta değil. Bu yani araba satılacak demiş. İşte bu arabayla gitmiştik biz de. Demiş motoru bozulacak sonra da satılacak demiş. Ondan sonra hiç motoru bozulmadı yani. Hangi bizim araba mı? Ama evet, arabada bir arıza oluştu yani sonuçta. Oluşmadı bu araba değil, başka araba o başka. Ama bizim 4 tane var araba. Tamam abi bir tanesinde. Bir tanesinde bununla değil buna demiş ya. İnanmayın abi böyle şeyleri kandırıyorlar insanları ya. Bana diyor neydi o kasabına dediğim kurye. Tamam ben bir daha gitmeyeceğim oraya. Çocuğun aklına takılmış. Ne demek kıvırdı saçları aynen kılları dökülecek. Eve döneceğiz şimdi. Yola çıkacağız birazdan. Üzücü. Güle güle.